Ali Hoca yakacak beni ya. Ne oldu? Çağırdın doktor, geliyor mu? O zaman ben gidiyorum, tamam canım? Dur. Nereye gidiyorsun? Allah aşkına biraz daha kal, ne olur. Ya kalamam. Zaten birkaç saatinde anlaşmıştık. Yani bu kadar uzayacağını bilseydim ben kabul etmezdim yani. Ne olur biraz daha kal. Bak ben ne kadar para istiyorsan iki katını vereyim sana. İstemem, eksik olsun. İstemiyorum yani. Ben gideceğim. Ben ne kadar masum bakıyordum. Çocuk gibi. Annem derken içim sızladı. Yok yani ben kendi öz oğlum olsa haline bu kadar üzülmem. Bakın anlıyorum sizi. Ben de çok üzülüyorum. Yok ben bu kadar vicdansız olamam. Yani trilyon versen ben o çocuğa daha fazla yalan söyleyemeyeceğim. Tamam. Bakın vicdansız olan benim. Kötülüğü yapan da benim. Ama ameliyatı bitene kadar bari kalın. Şüphelenmesin şimdi çocuk. Neredesiniz ya? Ben de kaç saattir sizi arıyorum. Söyleyeceklerim var benim. Samo. Hani sana geçenlerde mesaj gelmişti ya krediniz hazır diye. Onu benim için çeker misin lütfen? Ne yapacaksın oğlum sen krediyi? Ameliyat için falan mı diyorsun? Yok ya, ne ameliyatı? Güzel anneme araba alacağım onun için. Hiç gerek yok yavrum, hiç gerek yok yani. Manyak mısın lan sen? Araba alacakmış, ayranı yok içmeye, tahterevanla gidiyor. Uzatma Samo. Adak adamıştım ben çocukken. Yetimhanede kırmızı bir arabam vardı. Ona böyle bakar bakar bir gün annemi bulduğumda ona da kırmızı bir araba alacağım derdi. Hadi sözümü yedirtme bana Samo. Canım annem benim. Gel biz odaya girelim. Of ya. Kırmızı araba diyor. Sen geldiğinden beri çok daha iyiyim biliyor musun? Çok rahatım, hiç korkmuyorum. Alp, kardeşim. Biliyorsun ben senin için her şeyi yaparım ama bu kredi biraz fazla olmadı mı? Bir içim yandı çünkü benim. Hepsi benim yüzümden. İstemiyorum araba filan. Annem sen boş ver onu ya. Bırak konuşsun kendi kendine. Özünde iyi insan da. İşte. Neyse hadi başlayalım. Benim saçımı tıraş etmemiz gerek. Ben mi tıraş edeceğim senin saçını? Evet ya sen niye edeceksin ki? Annem kessin. Hem ben zaten küçükken özenirdim böyle annesi saçlarını düzelten çocuklara falan. Hayatım emin misin? Hemşireler daha iyi anlar aslında. Eminim anne. Annem Filiz. Esma. Annem. Annem bundan sonra bizimle beraber yaşayacak. Merhaba teyzeciğim. Merhaba çocuğum. Ömrün uzun olsun. Nasılsınız? Sizi beraber gördüm, daha iyi oldum. Biz çıkalım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Sonra da Esma kızımla beraber saçını keseriz. Tamam mı çocuğum? Tamam anne. Hadi bakalım. Bana hastalığından nasıl bahsetmezsin Alp? Ben yabancı mıyım? Sana yardım edemeyeceğimi düşün. Esma. Seni yol diye dünya yerine oynatmaz mıyım? Neden öğrenir öğrenmez bana söylemedin Alp? Esma, ağlama.
Her şey hallolacak, tamam mı? Ben sapasağlam çıkacağım bu ameliyattan. Söz mü? Söz. Kör de kalmayacaksın. Söz konusu bile değil. Ben iyileşeceğim, tamam mı? Hem seni bulmuşum. Bırakır gider miyim hiç? Annenden hiç bahsetmedin. Ha, Sam'ı bulmuş ya. Ben ilk başta ameliyat olmayı ikna almadım, istemedim. Araştırmış, bulmuş. Çok garip. Kayınvaliden. Ya. Evet Samet, neymiş şu çok önemli mesele, öğrenelim. Ali Asaf hocam, ben nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum ama Alp'in yanında bir kadın var. Kimmiş bu kadın? Alp'in annesi. Annesi mi? Değil. Yani Alp de annesi zannediyor ama kadın maalesef Alp'in annesi değil. Ne söyleyeceksen direkt söyle. Hocam, açık konuşmak gerekirse ben bir halt ettim. Parayla oyuncu tuttum. Şu an içeride Alp'in annesi rolünü oynuyor. Şimdi bunu Alp'e nasıl söyleyeceğim hiç bilemiyorum hocam. Oğlum sen ne yaptın? Böyle bir şey yapılır mı hiç? Çok haklısınız. Yapılmaz tabii ama işte ameliyat olsun diye. Başta çok da mantıklı gelmişti hocam ama şu an çok pişmanım.